Star Trek 3. sezon 11. bölümdeyiz. The Hunted bölümü. Bu bölüm bu bölüm de güzel. Bu bölüm de güzel. Yani 10 çok iyiydi. Arşa çıkarmıştı. Bir 10 değil ama iyi Abi bir bölüm. Bir şey söyledim. Star Trek'e nereden başlamak istiyorsun diyenlere hep derim ki 3. <laughs> sezondan Evet bunu bak söylememiştin sana. Hatırlatayım dedim. Abi, bunu, bunu lütfen unutmazsan sevinirim bir sonraki bölümde de. insanların kafası karışabilir. <laughs> Kardeşim, bak şimdi iki bölüm Star Trek biz seninle geçirdik. Onlar da kötü müydü? Değildi. Ama üçüncü bölüm Cinsen hiç mi boş olur. atmaz arkadaş? Yani en boş bölümü yine dolu yani. Ama şu konuda iddia alayım. Ee, hala Major of a Man's seviyesi bir bölüm izlemedim. İki ya <laughs> o, çok, o çok acayip bir bölümdü. Ya gerçi o çok şey... E... Fazla şov yani o biraz süperstar bölümü. Onu biraz ayrı tutabiliriz zaten. Mesela Major of Man mi yoksa bir önceki konuştuğumuz Defector bölümü mü desen? Defector bölümü Major of e çok yaklaşıyor bence. Yaklaşıyor. Yak ona katılıyorum evet. Yaklaşıyor. Haunted'da ne oluyor? Hemen özetleyeyim. Angozya 3'e gidiyorlar. Angozya 3 diyor ki biz federasyona biz AB'ye girmek istiyoruz. Her şeyimiz güzel. Çok savaşçı bir millet de değiliz. Savaşa girdik çıktık falan ama biz böyle daha insan zihni böyle işte. Evet, <laughs> Biz böyle insan zihni, beyin, bilim falan oralardayız. Biz daha tatlışız falan diyorlar. Ya, o sırada şey diyorlar. Vallahi ne güzel memleket burası ha. aslında. Kaliteli, kaliteli bir yer falan filan diyorlar. Fakat. Fakat. E, diyorlar ki buradan bir yazlık mı baksak. Derken diyor ki bir tane diyor mahkum kaçtı diyor. Bunlar 5'ten bir mahkum kaçtı. Ortalığı yakıp yıktı. Biz de de biliyorsunuz biz böyle silah bile anlamıyoruz. Elimiz tutmuyor. Bir el atın da alalım onu diyorlar. Biraz da salak bir ülke galiba. <laughs> Başlarındaki başkan Nayrok biraz salak bir adam. Bu arada oynayan ne da James Cromwell. Şeyde Tabii. 24'te şeyin babasını oynuyordu. Sonra daha iyi dizilerde de oynadı da Jack Bauer babasını oynuyordu. Oradan kalmış aklımda. James Cromwell muhtemelen izleyen herkes tanımıştır. Yani Yağmur yine. Yani Hollywood'un hakikaten böyle başrol ya yağmur rollerinden yani bir abi. Evet. Ben en çok şeyden hatırlarım onu. Green Mile'daki hmm, kapisahnenin... Green Mile e, bir de şey var biliyorsun. George Miller'ın inanılmaz bir filmi vardır, efsane bir filmi. Hangisi? Konuşan ne? Domuz Pepe. <laughs> Pepe miydi? Hatırlıyor musun? Ne lan o? Pepe. George Miller'ın abi Mad Max'ten önceki filmi var ya konuşan domuz. Ha neden? izlemedim ben onu ya. Yok izledim. Oradaki çiftçi. <laughs> Bebenin sahibi olan çiftçi. Bir yandan da aslında Star Trek evreninde çok daha önemli bazı rolleri var. Star Trek evreninde çoğu aktör birden fazla rol oynuyor. Ama hadi onlar bana kalsın onları söylemiyorum. Ha ileride mi çıkacak evet. daha vay. Star Trek evreninde çok kritik bir tane rolü var ya James Cromwell'in. Ama Nyrok olarak değil başka bir karakter mi oluyor? Cromwell zaten Nyrok'un değil. Anladım tamam. İlginç bak bunu beklemiyordum şaşırdım. Ondan sonra evet abi işte orada anlıyoruz ki Roga Danar diye biri kaçmış. Bu adamı da böyle hemen yolda Data. Oğlum Data bu arada ne kadar havalı kumandan oluyor lan böyle oturuyor falan. Evet yapalım yakalayın vurun. Onun arkasından. Aa yokmuş. Şey diyor ondan sonra. Yaşam sinyali neden yok? Çünkü yaşam sinyali yok. <laughs> Mükemmel bir komandır abi. <laughs> Oradan sonra da yakalıyor ama. Roga da sonra da kıvrak zekasıyla aslında neden yakalayabildiğini sonradan anlayacağız. Çünkü Roga Dugner'ı da Danar'ı da anlıyoruz ki bir süper asker. Zihniyle oynanmış genetiğiyle oynanmış. Ona birçok e, kimyasal enjekte edilip böyle bir e, aşırı dayanıklı elektrik sinyallerine bile karşı koyabilecek kadar e, dirençli bir karaktere çevirmişler. O yüzden de çok ilginç bir şekilde detayla da zaten karşı karşıya geliyorlar. Bir insan android gibi ama ruhu ve duyguları tabii ki var ve daha güçlü. Orada da zaten plot biraz daha derinden, derinleşmeye başlıyor oradan da. Nasıl buldun bölüm abi? Abi bu bölümü ben 10 e, on... Tabi Arş'a çıkardığı için 11 biraz düşük mü olur diyordum. Açıkçası beğendim. Çok Born havası aldım. Born'u çok severim ben. Şey aslında değil mi bu? Ee, Enterprise'da e, Die Hard birazcık. Die Hard da olabilir aynen. Böyle tam o süper asker teması aslında çok işlenir. Süper asker, süper ajan. E, süper gelişmiş işte gizli bilmem ne falan. Burada konuyu Android'e bağlamaya Yani DT'ye bağlamaları çok akıllıca. Yani bir insanı biz Android gibi kullanabilir miyiz? Ama hep bir noktada hep açık verir patlar konusu. Hemen zaten gündeme geliyor. Born'da da aynı konu vardı. Yani aslında bir çocuk görüp orada suikast yapacakken duyguları tetiklendiği için görev fail ediyordu. Burada da aslında adam hani güzel bir yaşam sunuyorlar ona. Hani ama bir sürgünde bir askeri hapishanede orada özgürlüğünün kısıtlandığının farkına varıp karşısında bir tehdit olmasa da bunu tehdit olarak alıp tepki veriyor çünkü bunları şöyle planlamışlar. Yani sadece tehdit altında e, askeri özellikleri ortaya çıkıyor. Yani ateş edemiyorlar. Bu da çok ilginç bir detay. Çünkü ile konuşurken de şey diyor. Ya ben öldürülmeye programlanmadım diyor. Delta diyor da ama Delta çok güçlü. Yani fark etmeden, istemeden de öldürebilir. Yani kaldırıp fırlatsa, kurtarırken bile ya da bir kapıyı bile üstüne açsa, kapasa öldürebilir seni yani. Böyle ince detayları çok iyi işlediği için çok beğendim ben bölümü. Ama tabii ona kıyaslarsam onun biraz altında gibi. Ama boş pilot yok diyordum. Ha şunu ekleyeceğim. Abi Troy yine unuttular. Lanet olsun. <laughs> Troy böyle gemide dolaşırken aa bir şey var ya. Bana kimse söylemedi ama bir gidip bakayım. Ya, <laughs> yani tesadüfen adamı rastlıyor ya. ya Abi arkadaş, ya, inanılmaz. i̇nanılmaz. <laughs> ya tutsak gelmiş gemiye. Birisi bir empat yok mu gemide acaba? Bir gitse de iki soru mu sordu? Yani Kardeş bir derdim azından yani çünkü mesela kadın gelip hani empat olarak konuşmasa bir sürü şeyin ipucunu alamayacağız yani e, adamın saldırgan birisi olmadığı iyi huylu birisi olduğunu Troy hissediyor da söylüyor yoksa bunlar Ay, zannediyor evet. ki manyak Rusman ellerinde zannediyorlar yani bir önceki adam zaten yani, amiral değilim diyor amiral çıkıyor falan bir önceki bölümde yani <laughs> abi yani, anladın mı <laughs> yazarlar unutuyor arkadaş yani artık yani bu kadar inanılmaz bir şey olamaz ya. Abi gerçekten inanılmaz ama. Yani ya, ya bir kere şu da kötü bak. Hadi bir kere unuttun. Ya pikarda uymuyor anladın mı? Picard'ın unutmasına imkan yok. Bu kadar değerli stratejist ekibine hakim. Ha. Seviyor Değil onları. Unutan nasıl yazarlar Yani. Aynen. Bir noktada hani bir, diyecek ki e, Turoy Güverte'ye hapishane adam geldi. Kızım git bir bak bir beş dakika bak yani. <laughs> soru gel. O hissedecek zaten anladın mı? Yani bir ekstra. Yani ilginç ya bilmiyorum. Oğlum bir de ya şey de kötü şimdi. Ben şey de çok güldüm bu arada. Onu söyleyeceğim. Güldüğüm, güldüğüm bölümleri var. İlk bir adamı gemiye ışınlıyorlar. Abi adam çok hızlı diyor böyle. Koşarak yavaşça bunları dövüyor ya ben. <laughs> İf <laughs> falan diye. <laughs> Anlıyoruz abi ya. <laughs> Atıyor falan. Evet aksiyon sahnelerimiz bir çıt şey. Ama abi evet. sana bir şey soracağım. Gözünü seveyim. Ya yani asla ikna olmadığım bir şey. Worf bu yeminin güvenlik şefi ya. Asla güvenlik şefi gibi gelmiyor bana ya. Evet böyle kaslı iri Klingon falan ama abi hep bir dayak yiyor, yamılıyor. Onu Picard orada milletin ağzına vuruyor. Bir sonraki bölümde de göreceğiz. Böyle bir abi daha bu literatür demiş bir şey. Şimdi bazı bu, bu birkaç konuda daha sana bahsetmiştim ya. Yani e, şey Growing a Beard diye bir tabir çıktı demiştim hatırlarsın evet. dizinin kendine geldiği yer. Raikin'in sakalını uzatmasından. Bugün hala dizi film incelemelerinde internette bir sürü yerde şey görürsün. Atıyorum bilmem ne dizisi şu noktadan sonra sakalını uzattı falan gibi böyle tabirler literatüre geçmiş. Ha. Bak. Proof effect diye bir şey var. Bunu sen bahset diye söyleyecektim. Şu güne kadar söylemedim. Yorumlarda başka yazan arkadaşlar olmuş. Bunun literatürdeki ismi warp effect. Warp effect de şu demek abi. Hani warp effect gibi düşün. <laughs> warp effect. Warp effect şu. Grubun bir tane çok güçlüsü var değil mi? Evet. Karşılarına çıkan düşmanın çok güçlü olduğunu anlatmak için ilk önce grubun güçlüsü bırakıyor. Tamam mı? <laughs> Star Trek'te bir süre eserde görürsün. Anime, manga, dizi, anladın mı? çizgi roman, çizgi roman düşün yani işte. Tabii yani, çok olur orada. Yani, Thanos'u düşün. Thanos son filmde önce Hulk'u dövüyor. Hulk'u dövüyor. Yani. Herkes diyor Hulk'u dövdü. Warf efekti. Yani hakikaten bu dramatik olarak kullanılan bir şey. Bunun da sebebi aslında çok belli. E, gruptaki en güçlüyü dövdüğü anda en, en büyük adam şey gözüküyor. Warf efekten kaçınmanın yöntemi de şu. Aslında Star Train bunu işte yapamadığı için yani bunu unuttuğu için aslında Worf efekti e da gelmiş. Ee, eğer bizim güçlü adamımız sürekli birilerini döverken ve ne kadar güçlü olduğunu gösterip hani 10 kere çok güçlü gözüküp 11. de baltayı taşa vursa warf efekt gerçekleşmiyor. Evet. Ama dakika kısıtından kesintiler yaptığın için her şeyi sürekli gösteremediğin için warf sürekli arkada böyle kumandalara basıyor, kumandalara basıyor. Kimse döverken görmüyorsun warfu. Sonra bir noktada birisinin çok güçlü olduğunu göstermek gerekiyor. Hemen biliyor. Worf dövülüyor. Ama Worf'un güçlü olduğunu göstermeyi unutuyorsun kardeşim bu sefer. Evet yani... ya. işte inanılmaz. Çok bu çok. hakikaten tespit ve gerçekten literatüre geçmiş bir şey bu yani. Abi inanılmaz ya. O zaman çok haklılarmış. <laughs> de tebrik ediyorum bu tespit. <laughs> İşte çok da fazla filmde, sinemada örneklerde görürsün. Hani grubun en güçlüsü olarak Eyvah kahramanlarımız ne yapıyor? Buffy'de falan da olur böyle anladım Anladın mı? Hani ha, evet, kötü evet. adam gidiyor. döver. O Angel'ı döver Eyvah ne yapacağız? Mesela Buffy iki tekme de öldürüyor falan. Şeyde gibi. de, olurdu. Ama... True Blood'da da olurdu böyle. Hani hep daha yaşlı vampir gelir. O ondan yaşlı ve güçlünü göstermek için en yaşlı vampir hemen öldürür böyle şık diye alır falan. Yani <laughs> i̇şte, yani. Ki çok iyi bir yazım metodu değil. Ama değil. genelde bu orf ortaya çıkması da şeyden. Yani her bölüm 5 dakika borfa adam dövdürürsen her bölümden 5 dakika kısalacak ya. Yani Halbuki hani evet. bir iki demiri işte bir şey zorlasa falan. Mesela şey bölümünde hatırlıyor musun? Kapıyı açamıyorlar. Wolf diyor, falan diye açıyor evet. böyle. Böyle küçük küçük şeyler seyirci aslında bu adamın ne kadar güçlü olduğunu hatırlatacak. atladığın zaman Aynen. Yani. Bir önceki bölümde açamıyor ya. Açmaya çalışıyor böyle. data de, gelip açmış. <laughs> evet, o, o, Abort değil. Aynen aynen. Ya bu zaten şey de kötü abi şimdi. Ekibi de zayıf. Yani tek kaslı bu ekip geliyor böyle minyon adamlar. Gerçi bu bölümün sonunda onu da hakkını vereyim. Ee, bu ama adamın adını unuttum. Rogar'ı en son yakalamak için küçük bir oyun da yapıyor. Yani kaçtığını kaçtı, kaçmış gibi gösterdiğini anlayıp odaya saklanıyor. Yakalıyor. Orada gücü yetmiyor. Bak o güzel. Keşke orada göstersenmiş. Başta bir şekilde yakaladıktan sonra. Ama işte geç kaldılar. ama e, senin dediğin bu warf efekti durumu Aynen, e, literatüre geçmiş. Doğru bir tespit o yüzden. Bak burada şey de ilginç. Çok sorun çıkıyor. Bak şimdi Rogar karakteri çıkıyor. Şimdi bu arada şeyi de söyleyelim. Tabi Rogarla DTS'deki muhabbetler e, Troy ile arasındaki muhabbetler işte onun aslında kötü bir olmadığını anlaması zihninin acı çektiğini anlaması Data'nın ona şeyi sorması çok güzel mesela işte ben değiştirilebilir bir yapıya sahibim seni değiştirebiliyorlar mı ...yok işte geri alamıyorlar... ...denemediler bile yani onları... ...hissetmesi, Data'nın da böyle şaşırması... ...ya bende yapılabiliyorsa sende nasıl yapılamaz... ...falan gibi düşüncelere... ...düşmesi falan güzel... ...ama burada da ne kadar güçlü olduğunu biliyorlar... adamı artık ışınlayacaklar... ...şeye... ...kaçıyor... ...bak herkes gidiyor... ...Worf gidiyor, başkaları gidiyor... ...La Forge gidiyor mu... ...abi Data gitmiyor bu sefer... ...o Merif öküz gibi lan... ...öküz gibi yani... <laughs> Şöyle tutsa tutacak anladın mı? Onu da yok, yok abi o da gitmiyor. O da düğmelere basıyor <laughs> şey dik. De, dekte. Yani böyle bir düşmanla savaşmaya hazır değil aslında Star Trek ekibi, Next Aynen. Generation ha, ekibi. Kesinlikle Enterprise ekibi. Onu görmüş oluyorsun. Bir de düşman içeride ve kendi sistemleri kendilerine karşı kullanıyor ya. Evet. Burada tabii şey biraz ekstrem. Yani yani ne kadar genetiğiyle oynanmış da olsa yani herifin mesela blasterları böyle bu kadar iyi kullanması yani şöyle söyleyeyim. Aşina olmadığı teknolojiyi bile bu kadar iyi kullanabilmesi bana birazcık uçuk geldi mesela yer yer. Ee, hani şey olsa çünkü atı sallıyorum şöyle. Karşıdaki bir Romulan olsa mesela hani eşit derecede teknolojiye sahipler ya federasyon. Bilgisi yani. de yok tabi evet o da ilginç. Yani orada derim ki okey bak herifler hani nasıl çalışmış öğrenmiş. Ama daha alt teknolojik seviyede bir medeniyet sonuçta şeylerin ki e, muhatap oldukları medeniyet. Orada adamın biraz böyle bu kadar da ekstrem her yani şey falan olmuyor herif hiç yani. burada teleporter var bu nedir ki falan olmuyor yani anladın mı? Teleporter buluyor oradan ne bir şey yapıyor falan. Ya dur kral ya sen neymişsin falan. Şey, şey olabilir yapma. mi? Angosya aslında hiç gözükmediği kadar aslında daha evil hani bunları artık biliyor gibi mi göstermeye çalıştır acaba? Ama bunu da Picard'ın kullanması lazım mesela. O da kullanmıyor. Ya da şey olabilir yani herif belki de mesela gelişmiş teknoloji kullanmıyor teknolojinin kralı getirsen güç kablosunu vurdurup patlayıcıya çeviriyor. Nasıl yani düşüneceksin? Böyle evet, bir yani. şey yapmıyor yani. Doğru. Oradan bir döndürmüş olabilir. Burada bu arada bu bölümün bir şöyle gizli şeyi var. Star Trek evreninde bir selamı var ama bu bölümün içerisinde onu yazmamışlar. Yazmamaları da bana çok tuhaf geldi. Şimdi bu bölümü izleyince insan ister istemez şeyi düşünür. E arkadaş yani bir tane üçüncü sınıf dünya bile e, Federal Koskoca Federasyon değil bak yani. Üçüncü sınıf bir dünya bile Süper asker geliştirmiş. Süper asker ne olmuş? Koca milleti dize getirmiş yani. Evet. Değil mi? Koca Enterprise içinden geçiyor herif. E niye o zaman federasyon genetiğiyle oynanmış böyle askerler yapmıyor kardeşim? Tamam kodlama, modlama herif anladın mı? Programlama yapma herife. Ver genetiği, ver genetiği. Şahlansın millet. Şey vardı ya, bir plot vardı bu bölümde. Çocukları yapıyorlardı da çocuklar hastalanıp ölüyorlar. Virüs yayılıyordu hatırladın mı? Orada biraz değindir ama tabii biraz yarım yırtıktı o. Aslında abi şey var. E, orijinal Star Trek'te ve Star Trek'in en çok popüler filmi olan Wrath of the Khan diye bir tane hmm, film var. Evet, Sen... onu çok övüyorlar. E, Star Trek Into the Darkness izlemiş miydin? J.J. Abrams'ın Yok film, film. Filmleri hiç izlemedim. Ben özellikle bekliyorum. Hani dizi bitsin öyle izleyeyim diye düşündüm. Star Trek evrende böyle genellikle otura gelmiş. Bu bölümde aslında bir cümleyle en azından bahsetseler çok iyi olacak bir konu vardır. Dünyanın bir döneminde Eugenics Wars diye geçiyor. Genetik savaşları diyebiliriz biz buna. Hmm. Ee, şey bir dönem oluyor dünyanın. Sanırım 3. Dünya Savaşı'ndan sonra falan olması lazım. Tam timeline'ını hatırlamıyorum şu an ama şöyle bir şey oluyor. Dünyada diyorlar ki e arkadaş genetik teknolojisi gelişti. CRISPR diye bir şey var. Bakın hatta COVID'i bile geliştirdik saldık. Kaçtık. <laughs> yani biz acaba bu CRISPR teknolojisi bu arada şey Star Trek zamanında yok 3 senelik teknoloji de yani Star Trek'te şeyi öngörmüşler. Yani genetik modifikasyon inanılmaz kolay bir hale gelecek bir yandan bir yerden sonra. O zaman topluca bir sürü ulus yeni nesillerini geliştirerek çıkartmaya başlayacak ana rahminden. Ya yani bir sürü science fiction'da konusudur bu tabii. Star Trek'in içinde de var. Evet. Ee, genetik olarak geliştirilmiş nesiller yaratıyorlar bir dönem. Ve genetik olarak geliştirilmiş insanlar diyorlar ki X-Men gibi aynı. Biz niye plebilerle aynı hakka sahibiz diyorlar. ...ve dünya üzerinde çok büyük bir genetik savaş... ...genetik savaşları çıkıyor bayağı... Yücenik Wars Aa, diye bayağı güzelmiş tamam. Evet bu böyle yan görevler ha konudur... ...hani böyle arka plan hiç anlatılmaz şey gibi düşün. Dune'da da şeyden bahsederler ya... ...Butlerian Cihat. Neden Dune'da yapay zeka kullanılmıyor? Çünkü Butlerian Cihat verilmiştir. Böyle tek cümlede geçer. Star Trek evrende neden herkes genetik modifiye değil? Yani neden Picard uzun saçlara ve kaslı bir vücuda sahip değil? Çünkü onların da geçmişinde... yücenik Wars diye bir şey var... Ee, Eugenic Wars'da işte şeyi görüyor insanlık. Ha biz genetiğiyle oynanmış insanlar yarattıkça sürekli bir sınıf farklılığı ve sürekli bir mücadele verilecek. Ee, biz artık genetiğiyle oynanmış şeyler, bireyler yaratmamalıyız diyor ve federasyon da kurallar arasında var bu. O yüzden federasyon genetiği değiştirilmiş ya da hani genetiği güçlendirilmiş vatandaşlar üretmiyor da askerler üretmiyor. Haliyle genetiği değiştirilmiş 3. Dünya adamı Düz federasyon adamından daha da güçlük alabiliyor. Böyle bir ilginç bir detay var arka planda. Evet oradan düşündülerse iyi bağlanıyor. Zaten sorun yok orada. E, biraz oradan tabii esinlenmiş. Çünkü şey var. E, bu Red of the Khan ismindeki filmde başrol olan Khan. E, işte Star Trek'in orijinal serisi. 60'larda geçen dizisinde çıkan bir karakter. Şey olduğu için e, genetiği değiştirilmiş bir insan lideri o. Vakti zamanında Eugenics Wars sırasında dondurulmuş bir terörist başı o da böyle. Hmm. O uyanıyor ve inanılmaz bir tehlike oluyor. Eski Star Trek filmlerinde de böyle herif. Oraya böyle bir selam çakma var. Yani bu karakter de biraz şey hmm. gibi. Eee Kaan mesela kötü bir herif. Buradaki adam kötü bir adam değil, saldırmaya programlamış ama yine genetik üstünlük, daha doğrusu genetikle olan oynanma gibi bir noktaya bağlamışlar burada. Buradaki herif i̇şte biraz daha gibi, sınıfsal farklılığa tepki veriyor yani. Daha daha insani bir yere çekmişler bunu. Evet. Bu adam programlanmış. Kaan ve adamları bayağı şey. İşte manyeto yani herif biz üstündür kız niye insanlarla takılıyoruz? Yani böyle genetik faşist. <laughs> Neyse güzel bir şey var ama keşke biraz şeyden bahsetselermiş. Yani data falan hiçbir bir yerde şey. Gerçi data işte bu bilgiye sahip de en azından hadi kim var genç çocuğun ismi neydi mesela çocuk gelip şey falan diyebilir. Kaptan Pikard boy hayvan gibi biz niye böyle değiliz? Oğlum kitaplarında okumadın mı işte dünya Öyle. tarihinde yüce böyle bir cümle olsaymış iyiymiş yani. Bu arada evet ya onu diyebilirmiş ya yani Vesti diyebilir bunu. Ezan zinsel olarak bile diyebilir. Yani adam sonuçta zinsel olarak da güçlü. Ya yani. da elinde gelip böyle. Ya Pikalp Bey ya biz niye böyle şeyler yaptık? <laughs> da iyice böyle yaptılar ya. Neyse neyse ileride toparlayacak diyelim hadi bari en azından. Abi inşallah toparlar. Zaten bir iki tane de tutulur kadın karakter var. Bir sonraki pardon 12'de evet 12'de de e, Dr. Crusher'ın biraz rolü var ama unutuyorlar işte abi maalesef unutuyorlar yani. Bir önceki sezondaki doktoru özlemedin mi itiraf et. Abi özledim ya vallahi evet. özledim. Bak onun ne kadar aklı başında ne kadar oturaklı bir karakter. Evet. O bir de hani konuşturuyorlar da abi aslında şimdi bilmiyorum ya, yani bu Crusher'a uymaya da bilir biraz. Belki duruşu nedeniyle hani şey olarak değil. Daha genç olduğu için. O kadın tabii daha yaşlı olgun duruyordu ama bunun yaştan çıktığını gördük zaten Wesley evet, Biraz Biraz böyle dengi gibi oluyordu ya ara ara. Ben o dinlemiyi evet. özledim açıkçası birazcık. Güzel Kesinlikle. Oluyordu o işte o daha böyle o da görmüş geçirmiş Picard kadar hani yaşamışlığı olduğu için yaşanmışlığı bildiği için daha tepki verebiliyordu sorgulatabiliyordu ona karşı çıkabiliyordu. Burada hani evet Dr. Crusher'da mesela şeye dönüyor bir yerde hani 12'de konuşacağız onu ama Ryker'la, Michael korkuyor mesela Crusher'da o tepki çekmek istemem falan ben yok ama pek onu göremiyoruz işte hani yazıldığı anlarda. Çok genel geçer geçiyor. Burada da en sonunda zaten şey oluyor bu karakter bizim asker karakter kaçıyor onu almaya gelen gemiyle ülkesine pardon gezegene geri dönüyor orada da yine tabii bizim başkan korkuyor Aa, Picard Bey geldiniz şunu bir alın ya bizi dövecek bu falan diye yine panik oluyor. Picard da diyor ki ya diyor artık askeri aldınız sizin sorunuz. Siz çözeceksiniz deyip basıp gidiyor Kral Picard. <laughs> Salıyor gidiyor ama orada tabii işte o sınıf farkının fiziksel şeyini anlıyor. Yani bunların nasıl kullanıldığını. Aslında bu insanların normal bir yaşam istediğini. Çünkü şey diyor orada yani tam diyor orada da keyifleri yerinde yani hapishane falan ama çok keyifli takılıyorlar diyor. O da diyor ki yani iyi bir hapishane yine de bir hapishanedir. Bir an orada mesela şeyi düşündüm yani. Yazıcıya ee... şey bağlamıyor mu bu da abi? Ee, şey şey bölümü gibi işte ayrılıkçı ekibe hani bunların haklarını verin bunlar takılsın içeride aslında tabii, tabii. biraz benzer bir durum şey var yani bunların da hakları var ve bunların da temsil hakkı ve vatandaşlık haklarını geri iade etmeniz lazım gibi bir noktaya geliyor. Aynen siz kullanırken iyi kullanmışsınız. Oh şimdi dursun ama ihtiyacımız olabilir diye duruyorlar bir yandan da. Hani o da o da o iç, iki yüzlüyü de yapıyor yani. Tabii tabii. <laughs> ya Eugenics World'da da kanun ekibini full donduruyorlar mesela. Yıllar sonra Star Trek ekibi buluyor yine, şey orijinal seride yani süper asker red dondur. Yani tam böyle çünkü dünyada şey örneği çok vardır ya. Herhangi bir ülke bir noktada süper asker yetiştirir ya da işte e, ne bileyim hep yıllarca mesela Amerikan filmlerinde şey oldu ya. Abi mafya var kim? Abi eski KGB falan. Tabii. E çünkü hayvan gibi eğitmişsin herifleri. Savaş bitince asker şey olmuyor ki asker yine inanılmaz eğitimli bir herif bir yerde kullanacak o gücünü. Çok e, klasik e. bir problem. Tabii tabii hep öyle bu arada yani hepsinde öyle yani eski ajan eski polis eski asker dışlanmış biri hmm. ne bileyim başka bir suçtan üzerine suç atılmış. ha yani bunları hep filmlerde dizide görüyoruz ama gerçek hayatta da benzer. Borno şey. öyle ya yakalayın burnu abi yakalanmasın diye ettik herifi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yani, yakalanmasın diye ettik için. <laughs> Hadi şimdi tut. <laughs> İlk filmde de sen aynısı biliyorsun birebir. Yani tam Aynı bir şey. film duyamadım pardon. Hiç. Bunun ilk filmi ha, hatırlarsam. Orada evet. da birebir bu muhabbet vardı. Yakalayın ajan hantı. Abin yakalanmasın diye ittik Yine aynı muhabbet. Yani e, aşırı eğittiğin adamın kontrol edilemezliği tabi klasik bir senaryo. Güzel işliyorlar burada da onu. Tabi bunun temsili de var biraz işte. Hani şimdi biraz şuna da dönüyor. Eskiden bir insan özelliği. Şimdi nükleer silah gibi bunlar bir de. Mesela Game of Thrones da biraz bu kafadaydı. Hani siz birbirinizle kavga ediyorsunuz ama orada bir nükleer tehlike var. Hani gelip ikiniz de yok edecek. Burada aynı durum falan. Ama burada işte çözüm bu daha zihin sahibi olduğu için insan üzerinden gidiyor. Yine bak son bir şey ekleyeceğim bölümle ilgili. Bu sezon, önceki sezon birinci sezonda bile bahsettik. Biraz Mindhunter'ın da da vardı o iki sezonu izlediğimizde. Arkada dönen bir plot daha var. Asla çok derinle inmediğimiz ama hep gördüğümüz böyle kısa 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 kısa, kısa data abi data. Herhalde bütün bilmiyorum şeyde herhalde Next Generation 7. sezonu bitirdiğimizde şey olacak böyle data. Hani Abi <laughs> tamam e, bu da senin mezuniyet belgen insan oldun çok yaşa bu arada. belgesini veriyorlar. <laughs> Aynen böyle elini sıkıp verecekler çünkü öyle gidiyor abi adım adım her bölüm DT geliştiren bir şey var yani her bölüm hiç, hiç atlamıyorlar bunu. Yine abi. de o komedi bölümündeki hali gibi değil böyle şakalar <laughs> yapıyorlar. <laughs> <ya. <sapıklıyorum. gülüyor> Niye gülmüyorlar ya aa buna güldüler falan <laughs> Güzel güzel. Abi tamam bence çok güzel bir söz o. Ben hep bir söz, biliyorsun bir lafım vardır. Derim ki <laughs> hatırlattın iyi oldu. Evet o zaman diyoruz ki Star Trek Next Generation 3. sezonda başlayın ama başlamakla kalmayın kanala abone olun, tıklayın. <laughs> <laughs> Like'ınızı zaten. zaten. Aynen öpüyoruz kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Bay bay.